Dağlar korunaklıdır. Kaçağa sürgüne yurt olur, saklar. Dağlar gibi kendini dağların yükseklerine gizleyen ovalar, platolar da öyle. Yüksek bir plato üstünde yükselen Kars, Ardahan, Iğdır bölgesi gibi. Bu bölgenin kadim halkı Malakanlar gibi. Nice sürgün halkı bağrına basan, nice halkı da sürgün veren bir coğrafya. Bölge el değiştirdikçe nüfus yapısı da değişti. Her seferinde sürgün halklara yurt oldu. Bugün ne yazık ki büyük ölçüde tek tipleşen coğrafya kimlerin göç ve sürgün adresi olmadı ki? 6 yaşında bir çocukken dedem gelmişti baba eskiye. Dedem birden dedi ki anneme Malakanlar gidiyor. Annemin oradaki hayat-ı ruhiyesi, gözlerinden akan yaş beni ziyadesiyle etkiledi. Annem o hızla ağlayarak yatak odasına gitti. Ben de arkasından gittim. Malakanlar kimdir dedim anne. Onlar benim canlarım dedi. 1,5 asır olmuş Malakanlar Kars'ı mesken tutalı. Bir emirle geldiler, bir emirle gerisin geriye gittiler. Hiç istemedikleri halde. Doğma büyüme İncasu. İncasu değil de Çarlık Rus zamanında burası Malakan Köyü Mali Varansovka olarak geçer ismi. Şu anda Rusya'da genellikle herkes de bu köyü bilir yani. Burası zamanında bir daha bilmem asil bir köy Varansov Taşkov şeyinde herhalde Varansov oradan kalmıştır. Yani Varansovka diye. Kaç kuşak geriye dönük tarihi yaklaşık 1800 yıllarda buraya Malakanlar sürgün edildi. Çarlık Rusya'da Katerina zamanında. Ruslar vardı, biraz da Türk vardı ama karmaydı köy. Sonra Ruslar 61'de hepsi gitti, Malakanlar. Hepsi gitti. Erazilerde değirmenleri vardı gene sattı bize. Aşağıda da bir değirmen var. Sattı gittiler. 60 binler. Bugün kelimenin tam anlamıyla bir avuçlar. Bir avuç Malakanla çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle ilgili efsaneler kaldı. Bir de silaha el sürmeyen farklı inanç sistemleri. İnsan canına kıymamak. Yani Allah'ın vermiş olduğu canı insan alamaz. Malakanlar o süreç içerisinden günümüze kadar bu bölgede yaşayıp da insanların unuttuğu ulvi değerleri güncel hayatlarında yaşayan insanlar olarak tanımlayabiliriz Malakanları. Savaş karşıtlığı, insan öldürmemek, komşuyu sevmek, yeşili sevmek, doğayı sevmek, üretken bir yapı bu bölgeye getirip bu coğrafyada yaymak, Malakanlara nasip olan en ulvi değerlerinden birkaçıdır. Bu bölgede yaşadılar ve bu bölgeden göçüp gittiler. Sürgün nedeni olmasa da sürgünlerinin bahanesi olan bu inanç oldu hep. Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılan inanç sistemleri on emirle barışı öğütlüyor çünkü. Askerliğe zorlanınca da sürgün yollarına düştüler. Askerlik yapmadılar. Onlar da Osmanlı hudutuna, yani bütün hudut boylara Malakanlar. Burada efendim Azerbaycan, İran şeyinde İvanovka Malakan şeyidir. Bunlar öyle dağıtıldı. Molok süt anlamında, Molokan süt içenler anlamında. Ve zaten bunlar için şey söylerler Malakanlar için, ağızları süt kokan halk. Öyleydiler. Çünkü süt içmeyi çok severlerdi. Bundan dolayı da aforoz edilmişlerdi. Rus Çarlığı 1876-1877 savaşında Kars ve yöresini alınca on binlerce Malakan'ın da yeni yurdu belli oldu. Kırılsınlar diye gönderdi Çarlık onları. Bu tok gözlü, çalışkan insanlara yöre halkı sahip çıktı
yıllar yılı kardeşçe yaşadılar. Ekseri değirmencilik yaparlardı, reşmenlik yaparlardı. Onlar sanatçılardı, her işleri vardı yani. Desen ki bunu yap yapardı. Kafaları vardı, bizim gibi böyle don kafa değildiler. Nikolay vardı, İvan vardı, Vasil vardı. Çok isimler vardı, unutmuşum işte. Afanus vardı. Bu gibi adamlar vardılar. Aynı bizim buradaki kadınlara uymuştu. Erkeği de uymuştu, kadını da uymuştu. Evet, misafir yapan da enikten bir çayımızı verirler. Acımız varsa acımızı giderirdiler. Ta ki 1921'e kadar. Belki Rus kökleri, belki inanç sistemlerinin yakınlığından Bolşeviklerle Malakanlar arasında anlamlı bir bağ var. Mustafa Supi'nin Malakan köylerinde toplantılar yaptığı, Sovyet elçisinin Malakanlarla yakından ilgilendiği bizzat Kazım Karabekir'in anılarında anlatılıyor. Kazım Karabekir, Malakanların Bolşevik toplantılar, kızıl bayraklı nümayişler yaptıklarından söz ediyor. Sonra ekliyor. Artık memleketimizde Bolşevik nüfuz ve ensuru olan Malakanların bir müddet sonra hudut haricine çıkarılması ve yerlerine Türk muhacirleri alınması takerrür etti diyor. Teçhir ve sürgün bu kez kurulmakta olan Türk devleti eliyle yaşanıyor. Rus çarı ne yaptıysa onu yapıyor Ankara hükümeti. Malakanların çok ilginç bir özelliği var. Kendilerine öyle bir dünya yaratmışlar ki derler ki bir gün Tanrı İmparatorluğu kurulacaktır. Hani işte dünyanın sonu gelecek ya yani cennet kurulacak. Onlara göre, onların inancına göre cennet Kars'ta kurulacak. Ve Tanrı Ağrı Dağı'ndan yürüyerek inerek inecek, Kars'ta kurulacaktır. Böyle bir şey var, inanış da var. O nedenle burayı biraz daha kutsayarak değerlendiriyorlar. Yani onlar için burası sıradan gelip, işte sorulayım gelip, sürgün gelip yaşadıkları bir yer değil. Onlar için burası Tanrı Krallığı'nın bir gün kurulacağı bir yer. Yani şimdi Malakanlar tek Allah. Bunlar mesela tam din Hristiyan ama da peygamber. Ama bunların bütün irtibatları Allah'la. Yani ibadet şekilleri. Allah'ladır. Şimdi bunların kiliseler, Malakanların kilisesi olmaz. Aynı Türkiye'de cemevleri nasılsa, nasıl ibadet ediliyorsa orada da aynıdır. Malakanlar kendi akrabalarının 7 göbeğe kadar olan birimlerine iyilik yapmıyorlar. Ama şartlar, sayıların gitgide azalması, ölümlerin artması, Türklerle akrabalık yapamamaları, Türklerden kız alamamaları. Kız veriyorlar ama kız alamıyorlar. Bu sayede 3 göbeğe kadar, hatta 2 göbeğe kadar düşen evlilikler yapıyorlar. Bunların gidişlerinin en önemli etkin faktörlerinden biri de yakın akraba evliliklerinin olmasıydı. Kızların ve erkeklerin tanışmaları vardır. Progolga denir buna, onların kendi diliyle. Progolga senede bir gün veya iki gün yapılabilir. Yazın yapılırsa açık alanda yapıyorlar, bahçeli. Buraya sadece evli olmayan genç kız ve erkekler katılır. Burada tanışırlar. Tanışanlar evlenmeye karar verirlerse ailede hiçbir şekilde karışmazlar. Ve onların söylediklerine katılırlar. İzin verirler. Evliliklerini gerçekleştirirler. Rusların kiliseleri var. Malakanların sabranyaları var. Yani kiliseye giden Rus'tan kız veya erkek eğer bir Malakan'la evleniyorsa o Malakanlar kendi içinde kendi Malakan'ını dışlıyorlar. Bu kız da olur, erkek de olur. Bu önceden böyle bir yapı yoktu ama son zamanlarda kapalı bir toplum olmanın neticesinde bu mecrada olayı incelemeye başlıyorlar. Yani bir yerde güven meselesi. Çarlık Rusya'nın çünkü çok büyük hışmına uğrayan bir kitledir Malakanlar. Bir sektant gruptur. Dini baskılar yüzünden geliyorlar.
Azak Denizi üzerinde Tavriya bölgesinde yaşarlarken Alexander döneminde çok müreffeh bir hayat sürüyorlar. Kısa dönem sonra 1830'lu yıllara geldiği zaman Nikolay zamanında ya dininizi değiştireceksiniz, Ortodoks olacaksınız ya da buradan biz sizi süreceğiz diyorlar. Kendi Dukobor ve Malakanlar o bölgeye %5'lik kısmı orada kalıyor, dinlerini değiştiriyorlar. Tavriya bölgesinde kalıyor ama %95'lik kısmı Kafkasya bölgesine geliyorlar. Oradan bir kısmı Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, bir kısmı da Kars bölgesine geliyor küçük bir bölümde. Kafkas coğrafyası çok hep siyasal, tarihsel geçmişi açısından hem sosyolojik ilişkilerin karmaşıklığı açısından araştırılmış bir coğrafya değil. Genel bir Türkiye motifinin içerisinde, bir çerçevenin içerisinde ele alınmış. İşte Kars'ın 81 ilinden biri gibi algılanmış. Ama buna rağmen Kars 1919'da Güneybatı Kafkas Demokratik Cumhuriyeti adlı bir cumhuriyetin başkentliğini yapmış. Bu, bugün burada yaşayan insanların dedelerinin yöneticiliğini yaptığı ve ciddi bir siyasal duruş sergilediği bir coğrafya. Bu açıdan Kars'ı diğer illerden farklı kılan özellikleri çok. Bir başka özellik de çok değişik halklar gelmiş gitmiş. Ya bugün Anadolu içerisinde Anadolu'da yaşayan halkların büyük bir çoğunluğu geçiş noktası. Kars'a bir gelen, yani bir kavimler kapısı gibi algılayın, düşünün Kars'ı. Aslında biraz da öyle. Eski İpek Yolu'nun üzerindeki en önemli ticaret merkezi Ani'dir kadim dönemlerde. Ani kentinin yıkılmasına kadar ticaret merkezi özelliğini koruduğunu görüyoruz. İpek Yolu üzerinden gelen ürünler Ani'ye, Ani'den işte Trabzon'a ve Anadolu içlerine, oradan da Avrupa'ya ulaşmakta imiş. Ani'nin koruyucu merkezi, kalesi Kars oluyor. Kars daha çok bir koruma, muhafaza etme özelliğine sahip. Ani yıkıldıktan sonra, daha sonraki yıllarda bu ticaret merkezi, bugünkü Türkiye-İran güzergahına kaymış. Yine o yol üzerinde ciddi bir denetim noktası olmuş Kars. Kars'ın bu ticari özelliği, ticari merkez olma özelliği, buna bir stratejik önem vermiş. Yani bu yolun kontrolünü sağlayan, bu yolun denetimini sağlayan aslında ticaretin denetimini sağlamış oluyor. Bu nedenle Kars, Araplar dahil olmak üzere, 640'lı yıllarda Araplar dahil olmak üzere pek çok ülke tarafından alınmış, sonra bir başka ülke geri almış. Şöyle diyeyim, son 300 yıllık tarihinde 25 yılda bir el değiştirmiş bir kent. El değiştirirken gelen ülke, örneğin İranlılar, burayı aldığında kendi tebaasıyla, halkıyla geliyor, yerleşiyor, burada ikamet ediyor. İranlıların elinden Osmanlı aldığında Osmanlı ülkesinin insanları geliyor. Ruslar aldığında Ruslar gelmeye başlıyor. Beraberlerinde, yani askeri unsurların dışında beraberlerinde ticarete uğraşan sivil insanlar da gelmeye başlıyor. Kendisine yeni yurt edinmek isteyen insanlar geliyor. Kuzeyden Rusya Federasyonu'nun sınırları içerisinde özel bir bölgede Stavropol, Molokanların ağırlıklı olarak yaşadığı ve buradan göç eden Molokanların ağırlıklı olarak yaşadığı bir bölgedir. O insanlar buraya tekrar gelmeye başladılar. Topraklarını talep etmeye başladılar. Biz burada Türk vatandaşı olmak istiyoruz demeye başladılar. İşte mezarlarını bırakıp gittikleri yakınlarını mezarlarını ziyaret etmeye başladılar. Aslında güzel bir şey bu. Yani giden tekrar bir şekilde geri dönmeye başladı. Biraz paylaşılamaz bir kent. Şöyle söyleyeyim, yani o kadar paylaşılamaz ki 1919'da Kars'ta kurulan Güneybatı Kafkas Demokratik Cumhuriyeti'ni
parlamentosunu basıp ortadan kaldıran devlet İngiltere. Şimdi İngiltere nire, Kars nire ama o Batya'nın sözünü ettiğim o ticari merkezi olması. Yani Rusların Kars'ı istemesi Kars çok sevdiklerinden değil, o stratejik öneminden. İranların istemesi aynı şekilde o stratejik öneminden. Ermenilerin istemesi aynı stratejik öneminden. Osmanlı'nın istemesi de böyle. İngilizler de bu bölgenin el değiştirmesinden hoşlanmıyorlar. Yani Osmanlı denetiminde kalsın istiyorlar. Osmanlı iradesinin dışında başka bir iradenin gelişmesine izin vermiyorlar. Bu nedenle Kars'taki parlamentoyu, çok ilginç bir parlamento orada, bünyesinde her halktan, her toplumdan, her çevreden insan var. İşte 1919'daki bakanlarından biri kadın. Yani 1919'da kadınlara seçme seçimi hakkı vermiş bir yapı. Bu nedenle o kültürel geçmişi, o siyasal geçmişi, o halkların getirdikleri bir takım şeyleri giderken farkında olmadan bıraktığı ve bizim de farkında olmadan benimsediğimiz kültürel değerleri açısından Kars zengin bir yer. Geldiler buraya, o taşlar düşmüş, hani o mezar taşları çok zamanı geçmiş. Geldiler, düzelttiler, çıktı gittiler. Dedim ki senin neyindir bunlar? Hiçbir şeyimiz dedi, komşumuzdur dedi, mecburu bunun mezarını düzelteceğiz. Düzeltti gittiler. Kaşları, gözleri, eşleri yeşil olurdu gözleri. Saçları sarı olurdu. Yani var, güzeli de vardı, çirkini de vardı. Aynı bizi gibi. Bizde de var güzel, çirkin. Onlarda da vardı. Karakaşlılar, Karagözlüler diyarında sarı saçları, mavi gözleri, iri cüsseleriyle kuzeyden geldikleri her hallerinden belli bir halk Malakanlar. Sabranya dini vecibelerin yerine getirdiği bir mekan. Ama Sabranya saf bir ibadet yeri değil. Problemlerin çözüldüğü, dini ayinlerin yapıldığı, kadının, erkeğin, çoluğun, çocuğun hep beraber dini ayinleri yaptığı dinsel bir mekan olarak ifade edebiliriz. Din görevi üzerinde presbiterler var. Presbiterler dini icra eden insanlar. Fakat bir Hristiyanlıkta veya Ortodokslukta dini adamların etkinliği tabaka olarak normal toplumdan biraz yukarıdadır. Bunlarda, Malakanlarda böyle bir olay yoktur. Malakanlarda presbiter'e karşı siz dua edersiniz. Aynı şekilde ettikten sonra o presbiter kalkar, gelir sıradan bir insan gibi öbür presbiterin yanında aynı saatte, aynı dakikada o da dua eder. Yani Malakanlarda mertebi olarak presbiterlik, yani ruhani mertebe olarak hiçbir fark yoktur. Halkla eşit durumdadır. Dini, olumlu dinin güzel yönlerini, doğru yönlerini aktaran insandır presbiter. Yoksa o aktardığı için de ona manevi bir paye yüklenmez, bir mertebe verilmez. İncil, onların kitapları İncil. Bu süreç içerisinde İncil'i okuyarak, daha doğrusu Malakanlar kendi kapalı toplum oldukları için geldikleri bu bölgede okula fazla gitmiyorlar. Kendi iç dünyasında kendilerini yetiştiriyorlar. Din ağırlıklı bir toplum. Yani dine karşı mesela çok fazla tarla alıp da zengin olup da para saklama diye bir olayları yoktur. Saklamak onlar için günahtır, zinet eşyası da günahtır. Bu süreç içerisinde kendi aldıkları şeyi o gün yiyebilen, çok temiz giyinen, çok iyi yaşayan insanlar. O günkü Türk toplumuna göre bir iki gömlek üstte hayat standartları olan insanlardı Malakanlar. Onların yemekleri biraz bizimkilerden değişik. Böyle borç verirdiler, lahanadan pişirirdiler,
çok bileği yemeğiydi. Kış oldu mu onlar bir tane hayvan keserdiler. Artık idare olanlar, olmayanlar değil. İdaresi olanlar bir hayvan keserdi. Yaza kadar onu yerdiler. En çok etli yemek yaparlardı. İyi bir insanlardı yani. Onlar geçtikten sonra değirmenler iptal oldular. Yemek de yerdik, onlar da biz de yerdi. Yani bir ayrı gayrımız yoktu. Bu yöredeki halklarla düşmanlıklar olmuş mu? Olmamış. Çünkü ayırt edici sembolleri yok. Kiliseler yok. Önderle düşüp ilahı yok, yan papazlar yok. Özel giysilediğin adamları yok. İşte İstanbul'u çıkaran insanlar yok. Yöredeki Müslüman halklar gibi onlar da domuz eti yemiyorlar. Ayırt edici özellikleri çok az olduğu için yöredeki yerleşik halklar onları çok çabuk kabul etmişler. Bu bölgeye gelen Malakanlar genelde suyun aktığı, değirmenlerin olduğu bölgelerde yaşıyorlar. Tarımın yapıldığı, bostan tarımının yapıldığı, sanayi ürünleri, sanayi yani korunga dediğimiz, ayçiçeği dediğimiz, buğdaydan başka ekim sistemlerini de buraya getirip Malakan atları Arlo inekleriyle beraber, bu Arlo atları ve Malakan inekleriyle beraber bu bölgeye geliyorlar. Bu bölgeye bizim Karasaban'da yaptığımız tarımı onlar fenli olarak yapıyorlar. At olarak yapıyorlar. Yani biz öküzle beraber Karasaban'ı sürerken onlar atı getiriyorlar buraya. Tarıma atı entegre ediyorlar. Makineleriyle beraber getirip buradaki üretimi birkaç kat olarak bu bölgedeki üretimi arttırıyorlar. Peynir de yaparlar, yağ da yaparlar, inekleri vardı, malları vardı. Buradaki peynir ve gravyerden İsveçli insanların, fabrikatörlerin girip burada gravyer üzerine imalathaneleri açtıkları zaman Malakanlar da onlara katalizör olarak peynir imalatında etkin rol oynuyorlar. Malakanlar'da üretim dediğimiz olay, mesela bahar geldiği zaman, toprak canlandığı zaman Malakanlar buğday ekecekleri yere, buğday, arpa veya ayçiçeği ekecekleri zaman önce köyün en fakir insanlarına gidiyorlar. Tarlası olmayan veya tarlası olup da ekecek ürünü olmayan insanlara buğday olarak veya ayçiçeği olarak tohumlar veriyorlar. O fakirin tarlasını ilk kez kendisi gidiyor. Fakirden izin alıyor, tarlasına gidiyor. Onun tarlasını kendi verdiği tohumlarla ekiyor. Ektikten sonra birkaç köyün fakiri üzerine bunları yapıyorlar. Ondan sonra Tanrı'ya yakarmaya başlıyorlar. Onların yaptığı köylüye yardım değil aslında. Onların dini inancında ben hayrat olayı çok önemlidir. Tanrım diyor, ben hayratımı verdim. Şu köylüye şunları verdim. Şunları yaptım. Onun tarlasını sürdüm. Benim hayratımı verdiğim için bana rızkını esirgeme Tanrım diyor. Bu aynı şekilde hasat mevsimi olduğu zaman da yine köyün en fakirine ürettikleri ne olursa olsun buğdaydan belli bir kısmını o köyün fakirlerine dağıtıyor. Tanrı'ya tekrar şükrediyor. Tanrım diyor, ben hayatımı verdim. Allah senden razı olsun. Bana bu sene çok önemli mahsul verdin. Sana teşekkür ederim. Oradaki hayrat olayı yardım değil aslında. Kendisinin Tanrı'ya inancı sonucunda yapmış olduğu, köylüye aktardığı bir hayrat olayı. Aslında o köylüye onu yapmıyor. Onun hayratını o köylüye veriyor. Orada bir farkındalık var. Fakir insanları ön plana çıkararak bunu yapıyor. Kars bölgesinde ürettiklerini hep yerli halkla paylaşmışlar. Komşu Türkiye'de, Kürtya'da, Karakopaklı ya da Terekeme ne olursa olsun onunla paylaşmış. Modern teknikleri getirmiş, patates ekmeği öğretmiş, patatesi göstermiş. Para biriktirmezler. Onlar için kutsi olay, mal mülk biriktirme olayları yoktur.
malı komünal, ilk sosyalizmden daha önce komünal yaşamı Malakanlar kendi bünyesinde dini inanç sisteminde Volga bölgesinde balık üretiminde veya buğday üretiminde ortak üretim sonucunda üretilen malı ortak pay ederek ilk komünal üretimlerini onlar Malakanlar yapıyorlar. Bu da sosyalizmin temel ilkelerinden biri. En temel ilkesi. Sosyalizm daha o gün yüzüne çıkmadan önce onlar o zaman da Tavriya bölgesinde, Volga kenarlarında bu sistemi kendi iç bünyelerinde uyguluyorlardı. Yani size patates nasıl üretilir onu gösteriyoruz. Lahanasını adam kemer tatıp lahanalarını çekiyorlarmış. Size lahana ekmeği öğretiyorlar. O paylaşımcılıkları, ürettikleri şeyleri paylaşmak tabii çok geri geleneksel değerlere sahip birçok Müslüman unsur tarafından da ya bu gavur bunların ekmeği yenmez denerek reddedilmiş. Ama buna rağmen işte onların getirdikleri, tarımda getirdikleri teknik yenilikler, ya bugün bile hala köylerde atlı kırmıklar görebilirsiniz, onlardan kalmadır. Ya bunlar hayvancılık, tarımcılık, arıcılık, değirmencilik, marangozluk, demircilik. Yani bunların sanat yönü ağır basardı. Tabi buradaki eski bitkilerin çoğusu Malakana. Mesela kavılca. Kavılca yaklaşık daha evveliyetini bilmiyorum. 1000 yıllık Malakanlar getirdi. Kavulca şimdi nedir? Kavulca kabuklu buğday gil bitkisidir. Onu değirmende kırdırırlar, onun pilavı yapılır, çorbası yapılır, sarmalarda kullanılır. Aynı nasıl diyelim, pirinç gibi veyahut da bulgur gibi. Hayvancılıkla uğraşıyor bu insanlar aynı zamanda. Ve hayatlarının çoğu hayvani ürünlerle ilgili işlerle uğraşmakla geçiyor. İşte süt üretiyorsunuz, peynir üretiyorsunuz. Yağ üretiyorsunuz. Ortodoks, Rus Ortodoks inancında belki de belirgin bir şey var. Perhiz günlerinde, yani oruç günlerinde hayvani gıdaları ya da süt ürünlerini mümkün olduğunca tüketmiyorlar. Çok günah falan değil ama hoşla karşılanmıyor. Yani işte yanlışlıkla su içmek gibi, oruç tutarken falan gibi düşünün. Fakat bunlar tam tersi belki de şey olsun diye, farklılık olsun diye, farklılıklarını göstermek adına bunu tüketiyorlar. Diyelim ki perhiz günü bitti, akşam yemek yiyeceksin, sütünü içiyor adam, peynirini yiyor. Bunu hoş karşılamıyor Ortodoks mezhebi ve dalga geçiyorlar. Diyorlar ki Molokan. Molokan, Moloko süt demek Rusya'da. İşte İngilizce'de nasıl milkse bir büyük ihtimalle Latin kökenli bir sözcük. Süt içenler diyorlar, Molokanlar. Bunlar da kabul ediyorlar. Yani ciddi ciddi önderler de kabul ediyor. Dukoborlar ise onlar biraz daha dindar. Ama dukoborların özelliği dindar olmalarına rağmen iyi sigara içerler, iyi içki içerler. Molokanlarda sigara ve içki içmek en büyük günahlardan biridir. Onlarda yemek kültürü, şimdi bizim burada henüz daha o yemekler yok. Biz bilini derdik, bilinsi. O da hamurdan yapılan şeydi. Ayrıyeten borç var, lahanadan yapılırdı. Şimdi bilinzi çok ince bir şekilde tavaya dökülürdü, kaymakla yağlanırdı, dilimlenirdi, o şekil yenilirdi. Borş da turşu yapardık lahanadan. Bunu tekrar yağlı etlerle beraber pişirdik borcu. Beyaz lahana. Beyaz lahana. Onun da biraz renk alması için kırmızı pazı atardık içerisine, görünümü daha böyle hoş olurdu. En çok etli yemek yaparlardı.
iyi bir insanlardı yani. Onlar geçtikten sonra bu değirmenler iptal oldular. Lapşa vardı. O da lapşa Türkiye'deki erişte çorbası gibi ama erişte değil. O çok ince kıyılmış, çok güzel bir çorba türüdür. Bunun yanında paska yapılırdı. Bunun yanında kete, Türk ketesi değil, bizde dilim kete, dilim şeklinde yapılırdı fırınlarda. Burada esas onların köyleri vardı. Arpaçay'da iki köy, ikisi de Malakanlı'dı. Burada Çakmak, Çalgavur vardı, Malakanlı'dı. Öyle meyve yetiştirirdiler ki getir bize satardılar. Elmasını, erigini, şeydi. Onlar gittikten sonra bizimkiler hep iptal ettiler. Benim babaannemin çok ilginç bir anısı vardı. Anımsıyorum. Gittikleri, yerleştikleri köyde patates ekmiş, bu ortamlardan öğrenmiş. Gittikleri yörede de bunu ekmiş. Gündüz ama o çevre köyde, köydeki diğer unsurlar böyle dikkatle bakıyor. Biri bir şey görüyor bu kadın. Kapacağız, ekmiş güzelce. Ertesi sabah çıkmış ve hepsini sökmüşler. Isırık almış, atmışlar. Isırık almış, atmışlar. Yenilebilecek bir şey. Ama tadını beğenmemişler çünkü yenilebilecek bir şey değil. Hani pişse daha başka türlü. Tabii o ısırık daha sonra biliyorsunuz patatesi beşe de bölseniz beş ayrı patates olarak üretebiliyorsunuz bunu. Onlar yeniden ekmiş ve anlatmış yani. Bu sonuçta böyle ekiliyor. Sonra pişiriyorsunuz, yiyorsunuz falan. Yani bu mesela ayçiçek üretimi aynı şekilde, ayçiçeği üretimi aynı şekilde. Onlar tarafından getiriyor. Çok hayatları vardı. Alacatları vardı. Yani at, Malakanlar at koşan da biz bilmiyorduk o zaman at koşmak. Atı koşmayı bilmiyoruz biz. Adamlarda iş yoktu. Malakan atları denilen, işte Amerikan kadına beygirler böyle at asmalı. At cinsi vardı bilirsiniz özellikle. Ordu'da top çekmek falan için kullanılırdı geçmişte. Bu Malakanlar atlarla, Malakan atlarıyla getirdikleri o at ırkıyla maalesef kalmadı. Yani işte ya melezleşti ya işte tükendi gitti. Onlarla tarım yapıyor ve bu tarımı öğretiyor. Bu nedenle şeyleri paylaşımcılıkları nedeniyle diğer halklarla hiçbir sorun olmamış. Diğer halklar bazen kıskançlıkla, bazen işte garipsediklerinden bu halklara karşı ön yargılı davranmışlar. Yani çok nadir de olsa. Bu dediğim şey son derece nadir, çok nadir de olsa işte gavur diyerek aşağılıkları da olmuştu bazı insanların ama genelde dediğim gibi Kars halkında özgüven çok fazla olduğu için siz dünyanın en büyük iş adamı olun onun için. Ana yollar üzerinde. Şimdi buradaki Malakan köyleri, köy kalıntılarına baktığınızda sen böyle Malakan köyü olur dersiniz ama yolun iki tarafına sırala o dönemdeki toprak mülkiyeti rejiminden kaynaklanan bir şekilde yani Rus yönetimi her köye köy mülkiyeti veriyor topraklara. Herkesin bireysel mülkiyeti yok. Bütün topraklar köyün ama bunlar 25 metrekare yola mesafeli yan yana evler yapar. Özellikle ana yollar üzerindedir. Dağ başlarına falan yapmazlar. Ticaret merkezinden ya da merkezi yollardan uzak yerlerde oturmazlar. Bu nedenle ana yollar üzerinde oturmalarından dolayı ticaretle uğraşmaları gündeme gelmiş. Yani. Çok da iyi değirmencidirler. Bölgeye değirmeni getirenler 1930'lu yıllarda Kars'ta elektrik meselesi sorunken
Adamköy'de değirmende kendi ürettiği jeneratörle elektrik üretip değirmenini aydınlatabilecek bir kültüre sahip, yani son derece de yenilikçiler, üretken insanlar. Dediğim gibi bunların bu kent merkezlerine yakın ya da merkezler arasındaki yollar üzerinde ağırlıklı olarak yerleşimler söz konusu. Evleri genelde iki katlıdır, verandalıdır, balkonları filan vardır. Bunların özelliği genellikle toprak tuğla kullanılır. Ve o zaman da çimento kullanmamışlar. Burası Kars memleketi, soğuk olduğundan bir toprağın sarısı, sarı çamurla arasını şey ettik, o da beton gibi güçlüdür. Yani şimdi taş soğuduğu zaman Kars memleketinde çok soğuk olur. Ama o şeyden, o duvardan soğuk geçmez toprak olduğu için. Buralar, bu evler saray gibiydi. Sonradan 1920-27-15 tarihlerinde Orta Asya'dan, Ermenistan'dan gelen terekemeler, şeyler, onlar yıktı, bu hale getirdi. O zaman fakirlerdi, yapacak bir şey yoktu. Ya buradan ayrılanlar bir kısmı sattı. O zaman Malakanlar bir daha gitmişler, yani bir devre daha gitmişler biz yokken. O zaman burayı babamız almış. Bir kısmı da İskan Müdürlüğü'ne devretti, parasını aldı. Bir kısmı da sattı, tapuyu çevirdi, parasını alamadı. Bir kısım arazilerde devlet Saraçsuyuş Anlaşması diye bir anlaşma çıkardı. Rus uyruklu Malakanların yurdu terk ettikleri zaman otomatikmen arazileri hazineye kalır diye. Ama ondan sonra bir Bakanlar Kurulu kararı çıktı. İsterse dedi toprağını alıp gittiği yere de götürebilir. Yani böyle de bir yasa vardı ama onlar Saraçsuyuş'u ele aldılar. Burada akşamları özellikle semaverde çay içmeyi çok severler. Yöreye de ilk defa semaveri onlar getirmişlerdir. Semaverde çayı onlar getirmişlerdir. Yöre halkı bunlarla birlikte bu semaveri öğrenince kendiler de bu çayı demlemeye başlamışlardır. Yani farklı bir takım kültürler getiriyorlar. Evlerinin hemen yanı başlarında atölyeleri vardır. Burada tamiratlarını yaparlar. Ki o dönemde genelde taş bina tam olarak anılır yöre halkının kullandığı binalar. Ancak bunlar iki katlı verandalı evler yaptıklarında farklı bir durum meydana getirirler. Malakanlarla bizi ne işiydi? Malakanların da daha iyi, daha hoşgörülü insan olduğunu öğrendik. Yemekleri onlardan öğrendik. Şimdi o zaman bizde Malakanlarda yemek yapılırdı. Türklerden gelen derdi ya, Malakanlar hep şarap içiyor, evleri şarap kokuyor. Halbuki adam yemek yememişti, bilmiyordu yemek kokusunu. Bizim burada ekmek için fırınımız vardı. Efendim banyo yapmak için özel hamamlarımız vardı her evin, her ailenin. Yöre halkının tuvalet ihtiyacını dışarıda giderirken bunlar evlerin içine yapmışlardır. Evlerin içine hamam yapmışlardır. Hamam derken kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde. Hamamdan kasıtta şöyle bir durumları var. Bunların normal her köyde yapmışlar, bir hamam yapıyorlar. Haftada bir buraya toplu olarak gelir, yıkanırlar. O hamamlar nasıldı? Haftanın son günü, cumartesi günü herkes o hamama girerdi. Hamam taştan yapılırdı. Üzerine kazan konulurdu. Borusu kalındı. Suyu borunun üzerine atardık, bir buhar çıkarırdı. O buharda terleme olayı olurdu. Ve bu terlemenin üzerinden de üzerimize su dökmeden yavşan otu var, süpürge diyoruz biz. Onunla da sırtımıza, da vücudumuzun genelini böyle döver gibi şey derdik. O kiri atardı, romatizma hastalığı da çok iyiydi. Her evin, her cumartesi herkes banyo yapardı. Pazar günü de Sabraniye'ye gider, dualarını yapardı.
bu tohum makinasının şaftıdır. Şimdi onu kırmışlardı. Vatandaş kırdı. Ben de onu tamir ettim. Şimdi tıraşlıyorum. Kırk yıldır yapıyorum bunu. Hemen hemen 35 yıldır. Bu ara öyle bakarak öğrendim onlara, yani çırak olarak. Onlar gördükten sonra, onların döneminde zaten bu elektrik şeyi yoktu. Sadece sıcak kaynak. Bu zaman kötem vardı. 6 çift, 7 çift öküzün şeyine koşarlardı. Tek dişli kötemdi. O hamları, yani nadas yaparlardı onu. Onun kopları bir bıçak. Hani kop deriz de bıçak bu şey. Onlar işte onun parça koyardı, onu yapardı, düzeltirdi. Yani mesela bir el yaptığımı sağlam. Hani dedi ya işte böyle adam böyle sağlam yapmış. Ya sakat yapmış, yine aynısını söyledi yani. Ya teşekkür etmez ki. Yani sağlam da yapsan kibir alırdın, sakat da yapsan kibir alırdın. Ya bunları süt makinesi vardı bizde. Süt makinesiyle sütü çekerler, kaynağı ayrı, süt ayrı, çeşil peyniri yaparlar. Ekseri bizim burada. Ha, o yağını almadan da mayarlar, onu da yağlı peynir yaparlardı. Onu koyun derisine asardı. Belli bir müddet kaldıktan sonra çıkardı, yani suyunu alırdı. Peynirin suyu kaybolurdu. Hem tat güzel olurdu, hem dayan fazla olurdu. Şu hemen hemen. Yani zaten şimdi bizimkiler burada süt makinesinde süt çekmezlerdi. Diyorlardı bu yavur yapısı. Yani murdarıyor sütü. Arabaya binmezlerdi gavur yapısı diye. Yani öyle bir şey vardı. Yani buranın insanı o taraftan gelmiş ama dağdan gelmişti yani. Yaylalardan gelmişti, göçerlerdi. Mesela burada dedi şey, sütü çekmezlerdi süt makinesinde ki gavur yapmıştı. Ya da gavur eli demişti yani. Bunlar bir kısmı gittikten sonra bunlar herkese yaptı bu sefer. Ha, o malakanlar buradayken onlar tabii hepsi kendisi mesela imeci usulü. Toplanırlardı, bugün sana bir ev yapılacak. O kerpiç deriz, o toprak kerpiçi hazırladıktan sonra çağırırlardı. Mesela 10 kişi birleşirdi, onun sıvasını, duvarını, çatısını yapar, teslim ederlerdi. İkiye para vermezlerdi. Bugün bana, yarın sana, öteki gün ötekisine. Zaten onlarla düğün olduğu zaman hemen çok ayrılırdı yani. Aynı evde kalmazlardı. Evde her tarafa cam var. Bizim buraya geldiler. Bunlar sıvadılar cam yerlerini. Evin üstünden açtılar. Dediler yandan bizi Tanrı görmüyor. İşte şapka neden şeydir, Allah'ı görmüyorsun diye şapkayı kabul etmediler. Bu evlerin camlarını kapadılar. Sonra Rus geri gelip evi bunlardan alacak diye evleri söktüler, çatılarını yıktılar. Bu karşıda 2 katlı ev vardı. Ahşaptan yapılma. Ya villa tipi yani. Yani bir görseydiniz, ben Rusya'da resmini adam sahibi gösterdi. Dedi ev duruyor mu? Dedim duruyor. Adam dedi buranın olmasın. Halbuki ağacını söktü, yakacak yaptı. Yani Rus yapmış ya, Rus geri geldi, Rus eli değmiş, yani gavur eli değmiş, burada olmaz ya. Yani çok gerici düşünce, zihniyet gördüm.